Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çanakkale Destanı'nı adım adım yaşamaya, yaşadıklarımızı da sizlere hissettirerek anlatmaya gayret ediyoruz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve sesimizi, soluğumuzu, hissettiklerimizi sizlerin evine, barkına, arabalarınıza yani gönül dünyanıza ulaştırmak için elinden gelen gayreti sarf eden kıymetli ses teknisyenimiz Ahmet Karaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Adım adım bu destanı yaşamaya devam ediyoruz. Şu anda Şehitler Sırtı'ndayız ve Nuri Yamut Anıtı'ndayız. Neden Nuri Yamut Anıtı? Bu anıtın önemli özelliği ne? Bunların hepsini Mehmet İşcan Hocam şimdi sizlere anlatacak inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Çanakkale kara savaşlarında en şiddetli savaşların yapıldığı bölgelerden birisi Zığındere. Belki de Güney Cephesi'nde en kanlı, en şiddetli savaşların yapıldığı bölge. Elimizdeki bilgilere göre bakıldığında metrekareye en fazla cesedin düştüğü yer burası. Zığındere savaşları sırasında burada toplam 36 bine yakın şehit vermişiz. 36 bin şehit. Evet, hastane şehitleriyle beraber 36 bine yakın şehit vermişiz. Bu bölgede, bu Zığındere dediğimiz yer, önce oranın ne tarafta olduğunu şöyle bir izah edeyim. Dinleyicilerimiz öyle hayal etsinler. Evet. Güney cephesinde Alçıtepe diye bir köy var. Oraya gidenler, orada konaklayanlar bilirler. O Alçıtepe köyünün kuzey batı tarafında, yani Ege sahillerine yakın, yağmur yağdığı zaman sulara akan bir dere var, Zığındere. Evet. Sığınma deresi, Zığındere, Zığındere diye isminin değişerek geldiği anlatılır. Evet. Bu Zığındere'de bizim bir hastanemiz vardı, Sargıyer Hastanemiz vardı. Evet. Bu Sargıyer Hastanelerinin özelliği şuydu. Cephede savaşan askerlerimiz yaralandığı zaman cephe gerisinde hemen siperlere yakın bir bölgede sargı yuvası denen yerler vardır. Orada yaraları sarıldıktan sonra bu Sargıyer Hastanelerine götürülür. Sargıyer Hastaneleri acil servis gibi çalışan hastanelerdi. Yaralılar orada doktorla karşılaşır. Doktorlar yaralıları ikiye ayırırlar. Evet. Hafif yaralılar, ağır yaralılar. Ağır yaralıları ağır mecruhin hastanelerine, cephe gerisinde, düşman bombardımanında, güvenli uzak yerlerde kurulmuş olan sahra hastanelerine taşınır. Hafif yaralılar Sargıyer Hastanelerinde bekletilir. İyileştikten sonra da cepheye gönderilir tekrar. Evet. İşte bu Zığındere merkez olmak üzere o çevrede bir hastanemiz vardı ki bu hastanede hem bizim hem İngilizlerin hem de Fransızlardan alınan yaralıların tedavi edildiği bir yer orada. Ve burada 28 Haziran itibariyle 16 bin civarında bizden, 1200 civarında İngilizlerden, 800 civarında da Fransızlardan yaralı, savunmasız insanlar tedavi olmak için bekleşiyorlardı. Buranın hastane olduğu koordinatları Kızılaç kanalıyla bütün savaşan ülkelere bildirilmişti. Ayrıca çevresine hastane bayrakları da asılmıştı. Her gün sürekli çevrede keşif yapan düşman uçakları nerede ne kadar askerimiz olduğunu bilirken bu hastanenin yerini bilmemeleri mümkün değil. Evet. Evet, önce bu İngilizler ve Fransızlar bu cephedeki, daha önceki programlarımızda da söylediğimiz gibi, ulaşmak istedikleri hedef tepe Alçıtepe'ydi. Evet. 21 Haziran'da 83 rakamlı Sırt diye bir yer var. Oradan bir saldırdılar. Evet. Başaramadılar. Zafer bizim oldu sonunda. Evet, çok zayiat verdik ama zafer sonunda yine bizim oldu. Elhamdülillah. Ve onu başaramayınca bu sefer geçtiler Ege sahillerinden, Zığındere bölgesinden bir harekat başlattılar. Evet. Gemilerle Gökçeada açıklarından önce bombardıman yaptılar. 27'yi 28 Haziran'a bağlayan gece öyle yoğun bir bombardıman başlattılar ki 11.45'ten itibaren, evet, sabah hava aydınlanana kadar o hastanemizi kamilen yok ettiler.
Yani İngilizler burada bir cinayet işlediler. Bir katliam yaptılar. Savaş değil, bir katliam yaptılar. Bir ileriki programlarımızda o sargı yeri değil mi? Oraya vardığımız zaman orayla evet. ilgili bilgiler de yine vereceğiz. Evet. Ama şunu hemen belirtelim. O gün yaptıkları bu katliamları bugün başka yerlerde yine yapıyor. Yapıyorlar. Değişmediler. Genlerinde var. Torunların genlerinde var. Yani nerede böyle bir katliam görürseniz bakın İngilizlerle irtibatı var ya. Yani. Öyle. Bunu anlıyoruz yani. İşte bundan 102 yıl önce burada Zığındere'de bu katliamı yaptılar. Bugün nerede yapıyorlar? Afganistan'da yapıyorlar. Irak'ta yapıyorlar. Suriye'de yapıyorlar. Evet. Karıştırıyorlar birçok yerleri görüyorsunuz. Evet. Hep İslam ülkelerinde. Daha önce söylemiştik. Evet. Daha önce de söylemiştik. Yani onlar kendilerinin yapmaları gereken şeyleri zaten yapıyorlar. Hala da yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz bundan yıllarca önce, yüzyıllarca önce yaptığımız gibi belki İslam'ı daha uzak diyarlara ulaştırmak için gayret edeceğiz ama kendi vatanımızı savunmak için elimizden geleni yapacağız ama ondan öncesinde de düşmanlarımızı burnumuzun dibine kadar sokmamak için uyanık olacağız. Çünkü onlar zaten uymuyorlar. Biz de uyanık olacağız. Evet. Bunların hedefi şuydu. Bu hastane Ağaçtepe'ye ulaşmak için onların seçtiği güzergahın üzerindeydi. Ya yol üzeri burası. Yol üzeriydi evet. tabii. Uh-huh. Ve hastaneyi yok ettiler. Ondan sonra çıkartma başlattılar. Ve 15 gün kadar süren o taarruzlar anında şu anda bulunduğumuz Şehitler Sırtı Şehitliği dediğimiz şu bölgede evet. İngilizlerle dedelerimiz arasında korkunç kara savaşlar oldu. Yani şu gördüğümüz alanda. Göz savaşları oldu. Evet. Evet. Burada hemen Nuri Yamut Anıtı'nın hemen Ağaçtepe tarafında yakınında 100-150 metre yakınında bir dere var. Keçi Deresi. Keçi Deresi. O derede bizim askerlerimizin ön siperleri orada yani orada konuşlanmış vaziyette. Hı-hı. Ve bu Keçi Deresi ile onların çıkartma yaptığı domuz pınarı veya pınar içi dedikleri yerden yaptıkları çıkartmalarda askerler buradan Ağaçtepe'ye yürüyeceklerdi. İşte şu anda bulunduğumuz bu bölgede Nuri Yamut Anıtı'nın bulunduğu bölgede evet. Buralarda çok korkunç savaşlar oldu. Bu savaşlarda 300 metre ilerlemiş İngilizler. 300 metre civarında yer almışlar. Hı hı. Ama dedelerimiz onları yine söküp atmayı başardılar. Fakat burada onların da bizim de çok komutanların başını yiyen bir savaş oldu. Çünkü ya. Burada biz de tam başaramadık, onlar da başaramadı. Ama onların yaptığı katliamlardan birkaç tanesini söyleyeyim size. Burada siperler arasında yaralı veya şehit olarak kalan dedelerimizin cesetlerini toplamaya bile müsaade etmediler bize. Hintli Gurkaların eline palalar verip onları paramparça ettirdiler. Ellerimizde Allah resimleri Allah. Var bunların. Allah. Hiç sağlam ceset yok. Onları bile toplamaya müsaade etmediler yani. Bunlar bu kadar cani ve kalleş. Ve tarihte ilk olarak da hardal gazı dediğimiz o kimyasal silah burada kullanıldı. Çanakkale'de. Ve hem bu cephede kuzey cephesinde de kanlı sırt kırmızı sırt bölgesinde kullanıldı. Ama bu cephede gemilerden attıkları top mermilerin içerisine koydukları hardal gazını dedelerimizin üzerine gönderdiler. Bu hardal gazının havanın kütlesel ağırlığından daha fazla olduğu söyleniyor. Onun için bu çukur yerlere bir nevi akıyormuş yani. Mesela bu tüp gazlar var ya onlar evet, çukur evet. yere çöküyor. Öyle akıyormuş. Onun için siperlerin çevresine attıkları bu bombalardan çıkan hardal gazları siperlere doluyor ve askerlerimiz burada maalesef zehirlenerek bu kimyasal gazla şehit edildiler. Bunu İngilizlerin Bahriye Nazırı Churchill meclisten izin alarak yapmıştı. Ona soruyorlar sonra. Bunu niye yaptın? Bu bir insanlık suçu değil mi ki diye sorduklarında verdiği cevap şu oluyor. Onlar insan mı ki? Onlar Müslümandır ama insan değildir. Ben insanlara atmadım ki onu hayvanlara attım diyor. Yani bu İngilizlerin başka milletlere bakış tarzını ortaya koyan bir söz bu. Esbeli safilin dedikleri evet. de bu olsa gerek. İşte bu olsa gerek. İnsanların evet. vahşileşi, canavarlaşı işte bu. Evet. Demek ki insanlarda Allah korkusu, merhamet duygusu olmayınca bunları yapmaları çok kolay. Yani şu gün baktığımızda sevgili dinleyiciler, yani gözümüzün önünde bir alan var. Bu alan hemen işte ağaçlarla çevrili ve yemyeşil. Hemen sağımızda Nuri Yamut Anıtı var. Yani gördüğümüz bu alanın hepsi şu anda bulunduğumuz yer dahil
bulunduğunuz yer dahil şehit kanlarıyla sulanan toprak, işte bu vatan, bu şehit kanlarımızın sulandığı noktalardan üzerinde durarak sizlere ifade ediyoruz, hitap ediyoruz. Yani buralardan insan kemiklerinden geçilmez halde diyebiliriz. Toprağın altı şehit kanlarıyla dolu şu anda, şehitlerle dolu. Evet. Burada işte bu katliamı gören subaylarımızdan bir tanesi Mehmet Nuri Bey'dir. O zaman bir rivayete göre Teğmen, bir rivayete göre Üsteğmen, belki de savaş içerisinde terfi etmiş olabilir. Burada görev yapmış, bu katliamı görmüş, yaşamış olan gazilerimizden bir tanesidir. Mehmet Nuri Yamut. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Yamut soyadını almıştır. Hı hı. Dinleyicilerimiz isterlerse şu anda hemen internete girip Mehmet Nuri Yamut kimdir diye Google'da sorarlarsa karşılarına bununla ilgili bilgiler çıkacaktır. Evet. Mehmet Nuri Yamut bu katliamı gördükten sonra, savaştan sonra buradan cepheye tekrar kıtaya dönmüş. Askeriyenin çeşitli kademelerinde, birçok kademede çeşitli görevlerde bulunmuş. 1942 yılında Gelibolu Kolordu'ya kor general olarak gelmiş, kolordu komutanı olarak gelmiş. Evet. Ve Alçıtepe köyüne gelmiş, bir bölük asker de almış, yanına gelmiş, köylüleri de toplamış, ellerine birer çuval vermiş. Evet. İşte bu sırtlarda ta 1915-16 yılından kalan çürümüş cesetlerin iskeletlerini, kemiklerini onlara çuval çuval toplatmış, arabalarla taşımışlar. Bu olaya şahit olanlar anlatıyorlar. Birisi diyor ki ben 30 araba taşıdım. Hı hı. Biri diyor ben 20 araba taşıdım. Biri diyor ben 5 araba götürdüm. En az 50 araba kemiği topluyor. Şu anda Nuri Yamut Anıtı adı verilen yere büyük bir çukur kazıyor. Evet. Ve bu kemikleri oraya dolduruyor. 5000 tane de kafatası toplamışlar. Bunlar toprak yüzeyinde kalanlar. Toprak sadece yüzeyinde kalanlar. Evet, bunları toplamışlar, oraya gömmüşler. Ve bunun üzerine bir anıt yaptırmaya kalkınca dedikodular çoğalmış. Kendi adına devletin parasıyla anıt yaptırıyor diye. Bu mübarek babasından kalma miras olan iki tane dairesini İstanbul'da emir subayına diyor ki oğlum Ahmet git diyor şu iki daireyi sat gel İstanbul'dan. O iki daireyi sattırıyor ve bu gömdüğü kemiklerin üzerine bugün Nuri Yamut Anıtı adı verilen anıtı yaptırıyor. Evet. Şimdi Mehmet Nuri Yamut'un akıbeti ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Bakın önce size onu da anlatayım. Ondan İnternette önce ben isterseniz bir tarif edeyim dinleyicilerimize. Evet. Anıtı tarif edeyim. Tamam. Yani taş duvarlarla örülmüş, kesme duvarlarla örülmüş. Hafif yukarı doğru çok hafif daralan, hani kareyi andıran ama yukarı doğru hafif daralan bir anıt. Ve ortasında, tam ortasında, üstü açık, ortasında da bir mozole var. O mozole dediğimiz zaten o çukurun üstü örtülmüş. Evet. Onun üstü, altında da 5000 kafatası ve en az 50 araba. Araba dediğimizde at normal arabası, araba değil, at arabası. At arabası, öküz arabası. 50 araba, kemik ve 5000 kafatası oraya gömülmüş. Böyle bir anıtın hemen yanı başından sizlere sesleniyoruz. Mehmet Nuri Yamut daha sonra değişik kademelerde yine görev yaparak 1952 yılında Genelkurmay Başkanı olmuş. Evet. Genelkurmay Başkanı, hı-hı, bakın dikkat edin. Genelkurmay Başkanı olmuş. Genelkurmay Başkanlığına kendi isteğiyle istifa ederek son vermiş. İstifa, hı-hı, etmiş, ayrılmış ve 1956'da Demokrat Parti'den milletvekili seçilmiş. Hı-hı. Menderes'in yanında milletvekili seçilmiş. Ve 60 ihtilalinden sonra Yassıada'da işkenceyle can veren 20 kişiden biridir. Allah Allah. İngilizlerin şehit edemediğine biz bak böyle yaptık işte. Darbelerin kötülüğü ortaya çıkıyor böylece. Ben Çanakkale gazisiyim. Bana bu zulmü yapamazsınız dedikleri zaman bir Teğmen tarafından 2 sene önce öldü, bu general olarak öldü birisi. İsmini biliyoruz malum. Teğmenmiş o zaman, ağzını burnunu dağıtarak, çenesini dağıtarak öyle dövmüş ve bağırırken şöyle diyor. Hırsızlar, vatanı sattınız diye bağırıyor. Allah. Bunun arkasından. Ve diz çöküp yürütüyorlar, sırtına iki tane asker bindirip yürütüyorlar. Çıplak vücudunda sigara söndürüyorlar. Yani akla hayale gelmedik işkenceler ve kalp krizinden dayanamıyor, orada can veriyor.
işkenceyle can verenlerden bir tanesi. Nur içinde yatsın inşallah. Cenab-ı Allah onları cennet mekan eylesin diyoruz. Onlar vatana böyle hizmet ettiler ama biz onlara layık olamadık yani. Yani biz onlara layık olamadık hocam. Evet. Tabii şu anlattıklarınıza bakarak. Ya gerçekten layık olamamak işte bir güçle alakalı, bir iradeyle alakalı. Yani bile bile bir Çanakkale gazisine o kötülüğü yapmak da herhalde art niyetten, kötülükten, insanlık dışı hareketten başka bir şey değildir. Hani vefasızlık çok ayrı bir şeydir ama vefasızlığın üzerine bunu yapmak başlı başına bir yani düşüklükten, bir sefillikten başka bir şey değildir. Evet. Nasıl durumlara düşmüşüz? Şimdi burada bir İngiliz gazetecinin gazetesine geçtiği bir haberden de bahsedeyim. Diyor ki Keçi Deresi diye bir dere vardı diyor. Orada evet. Türk askerleri konuşlanmışlardı siperlerde diyor. Sabaha karşı oralara girip fotoğraf çekmek istedim diyor. Bunlar savaş muhabiri. Bunlara kimse dokunmuyor savaşta. Evet. Ve girdiğimde baktım diyor karşıdan diyor. Birkaç tane Türk askeri bağdaş kurmuşlar. Tüfekleri de dizlerinin üzerinde. Öyle oturuyorlar diyor. Ben dedim bunlar herhalde sohbet yapıyorlar. Yavaşça yanlarına sokuldum. Bir de baktım ki hepsi ölü diyor. Allah. Oturduğu yerde kalmışlar. Meğer o akşam buraya hardal gazı atılmış. Toprak sapsarıydı diyor. Allah. Yani bu şekilde bunu bir de sonuna şunu ekliyor. Biz Türklere bunu da yaptık diyor. Evet. Yani Türklere bunu da yaptık. Övünüyor mu belki pişman mı oluyor da bilmiyor ama kıymetli dinleyenler. Bu şehitler sırtını yani nasıl tarif etsem bilmiyorum. Belki de o hüzün. Duygusal anlamda çok yoğun duygular içerisindeyiz şu anda. Bu sırta gelmenizi, bu şehitlerimizin ruhuna hem şu anda hem de geldiğinizde fatihalar göndermenizi rica ediyoruz. Ve her programda belki diyoruz, bu anlattıklarımızla kalmayın, bu dinlediklerinizle kalmayın. Ne olursunuz sevdiklerinizi alın, yakınlarınızı alın ve buralara kadar gelin. Çünkü atalarımız, dedelerimiz buralara kadar gelmişler ve bir daha dönmemişler. Siz Allah'ın izniyle döneceksiniz, gelin ama buralarda bu atalarımızın yapmış oldukları fedakarlıkları hissedin. Onların farkına varın diyoruz. Ve bu programımızın da yine sonuna geliyoruz. Bir sonraki programda sizinle görüşmeyi arzu ediyoruz, umut ediyoruz. Ve o ana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.